derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Dur, kaçma, teslim ol. Burası temiz. Serdar komutan adamların icabına bakmış devrem. Serdar komutan nerede? Komutanım! 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 Komutanım neredesiniz? Komutanım neredesiniz? Komutanım! Komutanım neredesiniz? Ne lan bu haliniz? Ha? Ne bu uyuşukluk? Adamlar sizi resmen keklik gibi avlayacaklardı. Ya kordon dostum, bak sana bir şey diyeyim mi? Bunlar kesin olarak hamlamış. Bence sen bunları kordoncu eğitimi al. Al, vurulmuş işte. Gel, gel de bir bakayım. Komutanım, Serdar komutan yok. Her yere baktık ama. Ne demek yok lan? Biz o aşağıdaydık. Serdar komutanım hızla adamların arasına daldı. Sonra da ortadan kayboldu. Bağırdık çağırdık ama ses vermedi. Tamam, teröristlerin peşine gitmiştir işte. Biri bu tarafa kaçtı. Ama peşinde komutan yoktu. Ya nereye gitti komutan? Anka 1, konuşan Anka 3, cevap ver. Komutanım neredesiniz? Komutanım Allah aşkına cevap verin. Orada lan! Nerede? Ateşin! Kayboldu lan! Dağlayından düşer istedi. Hadi aşağı inelim. Hadi! Silah sesleri hayra rağmen değil. Komutanı onlardan önce bulmamız lazım. Dağılın, sağa sola bakın, hadi. Baba! Baba neredesin baba? Baba! Cilli komutanım! Ne oldu aslanım? Komutanım bir baksanız iyi olur. Bu Serdar komutanın telsizi. Bu mektup Yasemin'in Serdar abiye yazdığı mektup. Ulan yoksa... Ne ya? Nereye mi düştü bu? Ama Serdar abi iyi yüzer. Ya iyi de... Ya aga yaralıysa... Ya da... Aga... Bir şey olduysa ya... Doktor! Saçmalama doktor. Ya hayır konuş ya da sus. Tamam. Yoksa susturmasını tamam. Bilir. Hadi doktor. Oh, hadi doktor. Ya kordon, dostum bana bak delirme yani. Yani bence bu böyle olmaz. Bu çok emniyetli görünmüyor benim gözüme yani. Konuş, yürü hadi. Çakallar komutanın durumunu biliyorsa ordu giyerler buraya. Hadi.
Ya pardon dostum, bak başka çareler de var, bulunabilecek başka bir sürü çare varken niye en zoru ya? Bak böyle gerçekten kötü olacak ha. Serdar komutan belki öldü, belki adamların eline geçmek üzere doktor. Hala can derdindeysen yürü git hadi. Ya gerçekten ayıp. Arkadaşlarına, dostlarına çok sert konuşuyorsun. Birazcık kibar ol. Tabii ki bu durumda Aga'nın hayatı her şeyden daha çok değerli. Hadi gidelim. Şahin, ipi çöz koçum. Tamamdır komutan. Salak salak bakmayın hadi. Herkes tepe kenarına inecek. Aga! Aga neredesin? Aga! Yıldızının berisi bu. Nerede bu adam ya? Öldü mü ki acaba? Hadi yavaş gidelim. Adam yok ortalarda. Hemşire. Hadi şuraya kadar bakan ne var? Yoksa şiva bitirir misin? Bunlar da Yıldızlı'yı arıyor. Bu kanemici vampirlerden önce bulmam lazım. Yoksa ki ne yoksa? Askerin beresi kıyıya vurmuş. Kendi de buralarda bir yerdedir ha. Çıman komutan. Hayip komutanın beresini Sarıkaya'nın yanında bulduk. Adamları buraya gönder. TC komutanı buralarda. Tamam lan, siz de etrafa iyi bakın. Buldum komutan. Müdürü büyüktür. Eyvah. TC komutanı bulursak, eğer ölmemişse ben öldüreceğim onu. Onun kulağını burnunu kesip Şivan komutana göndereceğim. Hadi lan bulalım şu askeri. Komutanım neredesiniz? Komutanım! Neredesiniz komutanım? Neredesiniz? Ay benim aklıma şaşayım. Delinin sözüyle Sırat Köprüsü'ne girdim ya. Kordon, dostum kenara çek şu yatı. Bak ölüp gideceğiz burada. Dikkat et doktor. Anka 3, konuşan Anka 5. Görüntü alıyor. Etrafta çakallar var. Dikkatli ol. Tamam, anlaşıldı koçum. Hadi doktor, dikkatli olmamız lazım. Dikkat et. Yıldızlı, bey, aç şimdi gözlerini bey.
Dostum bana bak, ben ileriyi biliyorum ha. İleride çok felaket, muhteşem bir şelale var. Eğer akıntıya kapılırsak kurtulamayız. Kesin olarak ölürüz ha. Korkuyorsan atla doktor. Komutan öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Belki de çoktan şakalların eline düşmüştüm. Hadi çok konuşma hadi. Aha! Sana adam tanıdım ha. Koca Serhat eyaletini bir sana nasıl vermişiz be ha? Sen bir tim komutanlığını bile beceremiyorsun. Başkan, komutanların... Kes! O baş belasını bile geberttiğinden emin değilsin. Sularda kayboldu gitti. Bir dere sürükledi götürdü herif. Şapkası kıyıya vurmuştu. Az önce hevaller söyledi. Adamlarım her yerde onun ölüsünü arıyor. Hem ölmese bile zaten derenin sonunda uçurum var. Orada kesin geberip gider. Yok olmadı, zaten benim adamların hepsi arıyor. Yo. O baş belalarının cesetlerini görmeden öldüklerine inanıyorum. Bana bak, sen de hemen öz eleştirini ver lan. Bu kadar beceriksizliği yapma, asla affetmez. Serdar abi! Komutanım! Cemal Başkan. Durum ne Oktay? Bütün köy seferber oldu. Herif ortada yok. Belesi kenara vurmuş. Ama TC komutanı dereye gömülmüş gitti. Çağlayan'dan aşağıda çıkar cesedi. Bana bak Oktay. Bırak lan boş konuşmayı bırak. Çabuk o adamı bulun bana. Hava buz gibi başkan. Zaten yaralıydı. Kesin ölmüştür. Çağlayan'a düşmüştür. Sus bir. Bana bak, gözünle öldüğünü gör. Bütün gelişmelerden beni haberdar edeceksin Oktay, anladın mı? Tamam başkan. İyi, de hadi. Timciler komutanla uğraşırken köyü basıp alalım Bahay. Bahay için başka planlarım var. Hele timciler iyice bir dağılsınlar bakalım. Çakalların eline geçseydi şimdiye kadar yaygarayı koparırlardı telsizlerden. Biz de bir şey bulamadık komutan. Ya
Ya pardon dostum. Bak sana diyorum ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Ya aga neredeyse muhteşem derecede bir yüzücü mutlaka ki bir yerden kulaç atıp oradan çıkıvermiştir. Ya yaralıysa? Ya çağlayana kapıldıysa? Komutanım, pes etmenin sırası değil. Aramaya devam edelim. İlla çıkacak bir yerde. Arayalım aramasına da. Ortalarda bir iz, bir işaret yok koçum. Çağlayana kadar gidip kontrol edeceğiz. Az sonra karanlık çökecek. Ya Celil abi, Serdar abi ölmüş olamaz. Buralarda bir yerdedir, arayalım. Hayırdır Kordon, ne istiyorsun benden? Merak etme, suratını merak etmedim. Oğlum şerefsizlerin elinde. Bana ne bundan? Naza, bana bak, sıkma canını. Bana o Cemal şerefsizinden oğlumun yerini öğreneceksin. Yok ya, başka bir isteğin var mı? Oğlumu onların eline bırakamam. Senden başka yardım edecek kimse yok. Senin de oğlun var, anlarsın. İyi, tamam. Cemal'den öğrenmeye çalışırım nerede olduğunu. Madem öyle, oğlunu bulmaya yardım ederim. Ama sen de benim için bir şey yapacaksın. Neymiş o? Zamanı gelince söyleyeceğim sana. Sen de yapacaksın. Ama bundan Serdar'ın haberi olmayacak, tamam mı? Dağda. Çoban barınağındasın. Seni dereden çıkarıp buraya getirdim. Askerler nerede? Vallahi asker nerede bilmem. En son silah sesleri geliyordu. Her yerde seni arıyor adamlar. Ama önemli adammışsın ha. Son anda yetiştim, çıkardım seni dereden. Az daha sürüklenseydin çağlayana kapılıp ölecektin. Adamlar her yerdeydiler. Gerçekten çok zor çıkardım seni çemberden. Sen yat kalk bana dua et. Ta oradan buraya kadar da çektim. Ama çok ağırsın ha. Kollarım koptu ya. Peki benim nereye düştüğümü nasıl gördün? Ya işte. Ben savaş muhabirlerini hep merak ederdim. Siz daha çıkınca çatışma çıkacağını anladım. Ben de hemen makinemi aldım, koştum. İyi ki de çıkmışım değil mi? Kötü yaralanmışsın. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Tim'in fotoğraflarını çektim diye beni ajanlıkla suçladınız. Gördün işte, ajan falan değilim. Artık tutuklamazsınız beni. Cezan tecil edildi. Ailen seni anlattı.
İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünden mezun olmuş. Hayalin gazeteci olmakmış. Babam reklamı yapmış. Sen neden köyde çobanlık yapıyorsun? Şehre gidip mesleğini yapsana. Can anam, Seyit babam. Onlar bana hayatlarını adadılar. Beni okuttular. Artık yaşlanıyorlar. Onları bırakıp bir yere gidemem Yıldızlı. Vefayı bilir misin bilmem. Gece olmuş. Keşke Tim'e haber verseydin. Seni bırakıp gidemedim ki. Ailen seni merak etmiştir. Sonra köylüler laf çıkartırlar. Bana kimse dil uzatamaz Yıldızlı. Canlarını okurum hepsinin. Sen çok akıllı, iyi yürekli bir kızsın. Hadi sen dinlen, toparla. Sonra köye gideriz. Aramalar boş çıktı. Yüzbaşı belası gebermiştir. Komutanları olmadan Tim tutunamaz burada. Çözülürler. Beter olsunlar. Buraya geldiler, köyümüzü işgal ettiler. Dağdaki gerillalara saldırdılar. Defolup gitsinler. Örgütçü, az kalsın sevinçten geberiyordun lan. Kahveci. Emret komutan. Herkese benden çay. Başım gözüm üstüne. Evet, ama unutmaman gereken bir husus var çaycı. Herkese çay. Aha da bu gerzeğe yok. Çünkü o sungur çayı. Senin boğazını falan yakar. Geberirsin gerzek. La bu komutan nasıl boğulmadı? Tam boğulacakken Havin kız kurtarmış komutan. Biraz daha gecikseymiş Çağlayan'dan aşağı uçacakmış. Son anda kurtulmuştu. Ula Havin misin? Hain misin? Geberteceğim ula seni. Bizim evde havalar kötüdür şimdi. Eskerin peşinden gitti. Yok ortada. Bu kızı şımartırsın canı. Ben ne uğraşacağına yürü Esker'e gidelim. Ben Havin'i merak ediyorum. Heh, geldi işte. Kızım, neredesin sen? Ya işte buradan gittim ya hani. İşte dağda çatışmayı fotoğraflıyordum. Bir de baktım ki, aha bu Yıldızlı kötü yaralanmış. Bir de ne göreyim? Yıldızlı yıldız gibi kayıp dereye düşmez mi? Sularda gitti gidiyor. Uçurumdan aşağı uçacaktı. Anlatsana. Doğru söylüyor. Başımdan kötü yaralandım. Derede de boğulmak üzereydim. Havin beni kurtarmış. Kulübeye kadar da sürüklemiş. Orada tedavi etmiş beni. Bütün gece de başımda kaldı. Kızım, köye gelip haber verseydin ya. Ya bu Yıldız'ı kötüydü baba. Can çekişiyor, öldü ölecek. Nasıl yalnız bırakayım onu? Abine kızmayın. Komutanımızın hayatını okurdu. Büyük bir iş başardı.
seni okuttuk, iyi etmedik. Başına buyruk oldu. Bizim buralarda kız kısmının gece eve gelmemesine laf ederler. Bilirsin. Ederlerse etsinler. Teröristlerin askeri öldürmesine seyirci mi kalsaydım? Hem sen demez misin asker bizim her şeyimizdir diye? Buna laf yetiştirilmez ha. Hadi kızlar üstüne gitme. Ne ettiyse doğru etmiş. Böyle deme. Bu kızı sen şımartırsın. Ben şımarık değilim. Ben zavallı yetim bir kızım. Siz beni evlatlık aldığınızda hayatım kurtuldu. Ya tamam abi, şımarık değiliz. Ben lafın gelişi söyledim. Ağlama kızım, ağlama. Üzülme kızım. Senin baban da, ben de seni öz kızımız gibi severiz. Boğulmak üzereyken komutanı kurtarmış. Bir de baktım sabah çıktılar geldiler. Baş belası yüzbaşı yaşıyor. Nasıl olmaz başkan? Ölmemişler lan, yaşıyor işte. Bu mümkün değil başkan. O kadar adamın arasından nasıl çıkar bu adam? Kes 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 sesini kes. Oktay dinle. O kız bizim artık can düşmanımız. Baş belası yüzbaşı kurtardıysa cezası çok ağır olmalı. Köyü karıştırır. O kızı yaşadığına pişman et. Emredersin Cemal Başkan. Kız da köyü idare edecek. Ha, dinle, bitmedi daha. Sabah ajanı Bahat Tim'in elinde. Onu karargaha sevk edecekler. Gelişmeleri bana bildir, anladın mı? Tamam başkan. İyi hadi. Teröristlerle sıcak temas sağladık. Çatışma sonunda bir savama ajanını aldık komutanım. Üstünde Farsça yazılı bazı evrak var. Bir komando timi gönderiyorum. Ajanı, evrakları teslim edin, karargaha getirsinler. Anlaşıldı komutanım, emredersiniz. Orada durum nasıl Serdar? Komutanım, dağda saklanıyorlar. Ajanı teslim ettikten sonra dağa çıkıp arama tarama yapacağız. Allah yardımcınız olsun Serdar. Sağ olun komutanım. Savunma ajanı için bir kahpelik yapabilir şerefsizler. Çocukları uyaralım. Çok dikkatli olsunlar. Emredersiniz komutanım. Kim? Topla. Oh oh oh. Aga senin kafa gene kötülemiş ya la. Ben şu yaraya hemen bir bakayım aga. Doktor. Dur. Sıkıntı yok. Havin yarayı iyice pansuman etti. Allah razı olsun. Vallahi kıza bak. Tıpkı benim silikopyam maşallah. Çok
Acaba nereden biliyor da yarayı pansuman etmeyi? Nereden biliyor da yaraları onarmayı? Tövbe yarabbim. Hadi dağılın. Hey. Çoban Havin ile o yüzbaşı deredeki çoban kulübesinde bütün gece beraber kalıyorlar. Bahane neymiş? Yüzbaşıyı tedavi ediyormuş. İnandınız mı siz şimdi buna? Yanlış bu. Ateşle barut bir arada olur mu hiç? Kadınlarımızı, kızlarımızı bu namussuzdan korumak zorundayız. Şimdi gidin bunları tek tek anlatın. O namussuz kıza selam bile vermek haramdır. Doğru söylüyor ağalar. Haydi gidelim. Sen de Tim'i gözetleyeceksin. Bir tutuklu sevk edecekler. Gelip bana bildireceksin, tamam mı? Tamam efendim. Hadi bak. Ahmet. Gördün mü Havi'nin ne haltlar işlediğini? Bilmeden, etmeden kızın namusuna leke sürersin. Yazıktır, günahtır. Be! Manyağım ha. Kendi kendime gelin güvey oluyorum. Ya Yıldız'ı belki de evli. Ya öğrenmeliyim bunu. Şu halime bak ya. Baba, kızım o kadar ekmek. Elinde de başka bir çıkın. Kahvaltı edeceğim ona. Bu kadar şeyi tek başına mı yiyeceksin kız? Büyüdü, kocaman kız oldu. Hakkımızda hayırlısı neyse olur inşallah. Hayrı falan yok bu iş. Bu köyü bilmez gibi konuşma canım. Komutanı kurtardı. Gece kulübede kaldı. Dedikodu başlamıştır bile. Hanım, hanım. Havin komutanı da çoban kulübesinde kalmış bütün gece. Zoru neymiş ki? Hala sorar mısın kadın, anlasana. Çek üstünden. Tövbe tövbe. Şuna bak hele, namussuz ahlaksız ha. Yürü kız, yürü yürü hadi. Ya ne olmaz bir bin olmuş işte, bu ya? Doluyor, görmüyor. Hanımlar, duydunuz mu olanları? Ne olmuş ki? Ne olacak? Havin komutanla gece birlikte kalmış. Anlayın işte. Aa, aa, bak sen şunu yap. Ya. Hayırlı sabahlar bacılar. Nasılsın Hasan? Bunu okudum. Bak, ben yenisini getirdim sana. Çok güzel kitaplar. Sen çok iyisin Havin. Canım benim. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Güle güle. Bu köyü sana cehennem edeceğim kız.
Ya aga esaslı bir kahvaltı etsin. Tek ben öleyim ya. Çünkü adama felaket derecede yazık ama ya. Tulum peyniri getirdim. Hey maşallah. Sen karışma be. Hanımlar hanımlar. Gerçekten sabah sabah yetişmeyin hanımlar. Hoppa. Kızlar kahvaltıya bir tabak daha koyun çünkü misafirimiz var. Doktor, kordon nerede? Kordon mu? Kızım sen şaşırdın galiba. Sen Serdar Ağa'yı soracaktın. Kordonu ne yapacaksın ki? Nazar, buradayım. Ne oluyor acaba ya? Sana haberim var. Oğlunun yerini buldum kordon. Ama acele etmemiz lazım. Yoksa bir daha ömür billah göremezsin. Nerede? İyi mi? Galiba yakın bir köyde. Bir grup çocukla birlikte İran'a gönderilecek. Özel yetiştirilmek için. Bu gece yola çıkacaklar. Kim yola çıkacak Nazan? Hayırdır Cilik? Buyur. Beceriksiz. Ya kızım, sen niye uğraşıp duruyorsun bu kızla? Lan. Sana ne be? Ya Dilem, yeter kes ya. Al. Sabah sabah niye birbirimize horozluk yapıyoruz? Haydi tamam. Yusuf, sen misin? Görüyorsun değil mi? Bu Yusuf da çok oldu artık. Sana bir şey diyeyim mi? Bunlar gerçekten bu aralar patlayıcı madde gibi ha. Bir gün diyorum kesin olarak infilak etme olasılıklarına sahip. Gerçekten. Allah'ın izniyle gider geliriz. Çorlu'nun tepelerine bineriz. Köyün ilçeyle bağlantısı olan tek yol bu. Bahayı karargahı oradan götüreceklerdi. Bakın, burada bir köprü var. Bu köprüyü tuzaklayacağız. Tim geçerken havaya uçacak. Esra kalanları da silahla tarayacağız. Bana bak Şivan, çok miktarda patlayıcı alıyor. Bütün gerillaları topla. Yola çıkıyoruz. Emredersin Cemal Başkan. Ulan baş belaları. Bu köprüye gömeceğim sizleri. Gömeceğim. Günaydın, ne yapıyorsunuz? Sola esniyoruz. Günaydın. Size kahvaltılık getirdim. Ana, çakının içinde ne var kız? Tamam, yetişiriz komutanım. Hem sizin gelmenize bile gerek yok. Günaydın Yıldızlı. Nasılsın? Sağ ol Havin. Sayende iyi. Kim bu hırsız ya? Örgütün hedefindesin. Dağda teröristler var. Bir sıkıntı olursa bana haber verirsin. Kullanmasını biliyor musun? Bunu dağdaki mektep kaçkınları bile kullanıyor. Ben üniversite okudum Yıldızlı. Teknolojiyle aram iyidir. Yıldızlı, senin kod adın yok mu? Sana Yıldızlı mı diyeceğim telsizde? Bana Anka 1 diye seslenebilirsin. Anka 1. Sevdim. Kaftanın ardında her defasında küllerinden yeniden doğan efsane kuş. Yakışır sana Yıldızlı. Muhabbete bak. Allah tez zamanda bozsun inşallah. Benim kodumda haberci olsun o zaman. Anlaştık mı Anka 1? Anlaşıldı haberci. Sırrı, var mı ula bir hareket? Yok okuyayım mı? Görüşürüz.
Ula yüzbaşının emir eri gibi olmuş bu ahlaksız. Ajanlık da yapar bu ha. Doktor. Ağam. Buralar size emanet. Biz bir saate kadar geliyoruz. Celil dur. Hadi. Ya ağa be durun ya. Açsın diye oturdum. Sana muhteşem derecede sert bir kahvaltı hazırladım. Gel otur bir karnımızı doyuralım ya. Tamam siz devam edin. Afiyet olsun. Ya yine aç açına gidiyor ya. Dinlenerek olur. Lan tip hadi gelin yumulun. Hadi. Hadi yeme. Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Ama seni çok özledim. Buraya gelmek seni görmek istiyorum aslında. Hayır olmaz Yusuf. Sakın gelme. Serdar abi böyle şeylere çok bozulur. Hem dançan yüzüklerimizi bile takmadı. Bu kadar yetti artık. Bitsin bu konuşma. Oha çüş be. Kızım önüne baksana ya. Aklın bir karış havada. Allah Allah. Telefonum. Ya. Kırdın telefonumu. Bilerek yaptın bunu. Telefonun ayağımın altında ne işi var Aslı? Ha? Sen Yusuf'u çekemiyorsun. Kıskanıyorsun onu. Bana ne be Yusuf? Yarın ısınma. Sana inat evleneceğim işte. Duracaksın. Evleneceğim. Bakalım sert çocuk. Bana malzeme ver. Döv beni yumrukla. Ağzımı burnumu dağıt. Dağıt ki raporu tamamlayabileyim. Şahin Bulut. Psikolojik sorunlarından dolayı askerliğe elverişli değildir. Kalsın. Sor. Bu bizim Yıldızlı evli midir? Ne hesaptır? Yıldızlı kim abin? Ya Yıldızlı ya işte. Şu yüzbaşı Serdar. Yoksa sen? Kız çaktırma. Ya Dicle kız şu çayları getir de yutalım. Tamam. Kuruduk kurak olduk kız. Hadi. Vallahi evli değil. Sevdiği biri de yok bildiğim kadarıyla. Serdar abi böyle yalnız işte. Çok iyi. Allah'ım çok iyi ya. Sen nereden çıktın? Seni özledim. Serdar abi yok mu? Yok. Şahin verelim bir parça. Yarar mı işine? He? Zırlama lan. Neriman al şunu. Süt mü vereceksin? Ne zıkkım vereceksen ver sus. Esker. Köye. Kaç. Adam gibi anlat lan. Zıktırma ümüğünü. Esker geliyor. Sakın durmayın. Kaçın hemen. Ne yapacağız şimdi? Bebeği bana ver. Dur. Hadi durma. Sen de çantayı, bilgisayarı, CV'leri al, gerisini burada bırak. Durma hadi. Sen de dışarı çık. Asker buraya gelirse oyala. Biz arkadan kaçacağız. Tamam abi. Hadi.
Buyur evladım. Çırı diye biri varmış. Evi nerede? Şuradaki. Köşeye döndüğün zaman karşına çıkar zaten. Sağ ol hep. Sen de sağ ol. Dikkatli olsana, kör müsün lan? Celil, sakin ol. Tuzak. Komutanım, bir şey yok, düştü sadece. Korkudan bayılmış bu. De hadi, bitmedim. Al bebeği. Heh. Hadi yav, tamam, hadi. Tamam, tamam, hadi. Hadi. Çabuk, çabuk, bekle. Hadi. Serdar! Serdar koşun! Kaçıyorlar, evin arkasındalar. Cil! Cil, dikkatli ol! Başkan, ben Sırrı. Asker peşimde. Bebeği aldım, bir yerleri kaldı. Nereye gidelim? Allah cezanı verir lan. Kaptırmayın bebeği. Siz bir tepedeki mağaraya götürün, ben onları alırım. Celil, çeker meker, sakin ol. Yine kaçırdım komutanım. Oğlumu yine alamadım. Araç çalışmıyor. Ben denedim. Nasıl olur bu? Ani fren yaptık ya az önce. Herhalde o ara gitti. Çalış lan, çalış! Oğlum gidiyor lan. Ne olur lan? Allah'ım yardım et, ne olur. Çalış, çalış! Çalış! Serdar, ev çocuk dolu, ne yapacağız? Senle bakmıştık ya. Ben kırmızısını beğenmiştim ama ellerinde yokmuş şu anda. İnşallah yakında gelir. Alırız. Şu hale bak ya. Gözümün önünde utanmıyorlar. Neyse ya, olmadı, başka yerden bakarız. Aslı. Devriye sırası sende. Ahmet bekliyor, hadi. Sen git. Arkadaşım, sıra sende. Burada emir komuta bende. Ben de senin gitmeni istiyorum, hadi. Sen bana emredemezsin. Kimsin sen be? Ben senin üstünüm Aslı. Şimdi de görevdeyiz. Asker. Sen bizi çekemiyorsun. Sevgimizi kıskanıyorsun. Gel buraya gel. Şahin. Sen sevgini bilir misin lan? He? Demek seviyorsun Aslı. Evet. Ne yapabilirsin lan Aslı için? Sonra yine ölümünü seyretti. O da öldü. Senin yüzünden çok acılar çekti zavallı kız. Yeter artık Şahin. Aslı mutlu olmayı hak ediyor. Ama bu seninle olmayacak. Vazgeç lan Aslı için. Vazgeçme lan Aslı için. Vazgeçsene. Yapabilir misin? Manyaksın sen asker. İyi değilsin. Oğlum. Ben Aslı için değil kimliğimi canımı veririm. Anladın mı? Yeter be. Defol git. Rahat bırak bizi. Bu kadarsınız lan işte. Olur mu canım öyle şey? Ha, orada işte. Biz köyümüzde namussuz karı istemiyoruz. Evet. Ne istiyor bunlar avinden be? Kocan nerede cani?
Seyit. Biz köyümüzde iffetsizlik istemiyoruz Seyit. Ne demek istiyorsun Oktay'ım mı? Demek istediğim belli. Kızın geceyi deredeki kulübede geçirmiş. Bir yanlış anlaşılma var. Abin yaralı komutanı derede boğulmaktan kurtarmış. Biz köyümüzde namussuz karı istemiyoruz arkadaş. Yeter. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun sesi. Oo. Şşş. Çek elini yakandan emmi. Hey. Şahin, benim Dicle. Şahin cevap ver çabuk. Dicle, ne oldu? Oktay var ya, köylüleri toplamış kabinlerinde anasını babasını sıkıştırıyorlar. Beni seçecek burada. Ankara 5 konuşan Ankara 1. Biz bakıyoruz. Anlaşıldı Ankara 1. Bekar. Sevdiği de yok. Ben varım Yıldızlı. Beni gör ya. Dur. Nasıl adamsın lan? Görün neden böyle edersin? Siz ne yaparsınız? Hepimiz komşu değil miyiz? O ahlaksız Havini köyde istemiyoruz. Köy komitesi olarak karar aldık. Köyümüzün kızlarının ahlakını bozmadan defolup gidecek bu köyden. Var olun lan. Askeri lan. Senin burnunda zaten alırım canını. Sen kimsin de Havini köyden koyuyorsun lan? Gel buraya. Gel lan buraya. Buyur kurtar. Havinin beni ölümden kurtarması örgütün işine gelmedi değil mi? Bana bak. Bir daha Havini karalamaya, namusuna dil uzatmaya kalkarsanız hiç acımam. Koyu meydanında cayır cayır yakarım seni. Duymadın mı lan? Ha? Dur. Duydum. Cevap versene lan. Komutan konuş. Tamam komutan, tamam. Havine dil uzatmayacağım. Kaybol lan buradan, kaybol. Yürü. Yürü hadi. Allah razı olsun sizlerden. Havini ezdirmeyiz bu hainleri, merak etmeyin. Sen de dertlenme. Kızın kötü bir şey yapmadı Seyit abi. Biliyorum. Tamam, anlaşıldı. Celil, Vaha'yı almaya geldiler. Kardeşim senin oğlum benim yeğenimdir. Sen bıraksan bile ben bırakmam bu itlere yeğenim. Tamam mı kardeşim? Emredersiniz. Ne arıyor bu burada? Böyle yapma. O senin abin. Yıllardır görüşmeyiz. Hayırdır Ahmet? Bu adamlarla takışmayın. Havini gönderin buradan. Teminim, dikkat edin. Bu adam önemli. Emredersiniz komutan. Bunlar savam ajanının üstünden çıkanlar. Komutana teslim et bunları Teğmen. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Gidiyoruz. Başkan. Bahayı teslim aldılar. Kim teslim aldı Bahayı? Tim değil başkan. Komandolar aldı. Tamam be. Ne oldu başkan? Baş belaları işe yaramazlar. Bahayı komandolara teslim etmişler. Biz o şerefsizleri bekliyorduk. Değişen bir şey yok. Komandolar geberince onlar da gelir. Çabuk olun lan. Asker yola çıktı, çabuk olun. Hadi, çabuk.
vardı be? Bunlar kim be? Bunlar terörist. Ve bomba yerleştiriyorlar. Hadi hadi hadi. Hadi beyler bırakın uyuşukluğu. O şerefsizler bu dağlardan ya defolup gidecek ya da mermiyi yiyip kalacaklar. Çok hadi hadi. Artık şu görevi. Az kaldı. Aslı. Kendine gel. Kordonda mı geziyorsun? Geç. Mühimmatı kontrol et hadi. Tamam Celil abi. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Parlak çocuğu madara ettim diye mi selam vermiyorsun? Anla işte kızım. Sevgiden ne anlar o herif? Sen çok anlıyorsun değil mi? Anka bir. Serdar. Cevap ver çabuk, ben haberci. Cevap ver. Evet haberci, seni dinliyorum. Dinlemeyi bırak şimdi. Hemen harekete geç Anka bir. Ne oldu haberci? Sakin sakin konuş. Teröristler köprüyü havaya uçuracaklar. Bomba yerleştirirken gördüm onları. Hangi köprü bu? Köyü ilçeye bağlayan tek köprü. Oradalar işte. Sakın ortamlarda görünme abi. Saklan. Biz hemen geliyoruz. Anladın mı? Bunların ne oluyor? Çoban kız geliyor. Celil, şerefsizler köprüyü tuzaklamışlar. Hemen çıkmamız lazım. Hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Herkes araçlara çıkıyoruz. Başlıyoruz komutanım. Araç bin. Ya. Kordon dostum. Araçlarla da nasıl çıkar? Kordon. Geveze bir bırak. Hadi. Atmaca Anka bir acil. Atmaca hemen cevap ver. Tekrar et, duyulmuyor. Ölü bölgeye girdik, telsiz çekmeyin. Atmaca hemen cevap ver. Köprüde bomba var, sakın gitmeyin. Celil, ölü bölgeye girdiler. Anons olamıyorlar. Köprüye girmeden onlara ulaşmalıyız Celil. Komutanım, kestirmeden gidelim. Şahin, oğlum bizi ayrılıyoruz. Siz alt yoldan devam edin. Anlaşıldı mı Şahin? Siz alt yoldan devam edin. Emredersiniz. Bu hazır başkanım. Ecberi sağ çıkamaz burada. İyi. Hadi la! Hadi! Mevziye! Hadi yürüyün! Yürüyün! Hadi! Ulan adiler! Köyün tek köprüsü var. Onu da havaya uçuracaksınız ha?
hazır olun lan. Teğmen, köprüde pusu var. Hemen mevcilenin, hadi. Bu başbalayalar nerede tuttu lan? Tutuk bir şahla balın, kolos. Tutuk bir şahla balın, hadi. Acelenin. Gelir, dikkat et. Şahin timin başında. Gelip köprüyü tuzaklamışlar. Havin olmasa işimiz bitmişti. Çoban kız haklıymış komutanım. Sungurlar, komandolar başımıza düştü başkan. Verdi bunları. Örgüt haber verdiğimi öğrenirse beni yaşatmazlar. Ama olsun. Ölsem de çok iyi bir şey yaptım. Beyaz. Nereye gidiyorsun Beyaz? Bu nereden çıktı be? Ne yapıyor bu deli kız? Havin! Dur! Saklan oraya! Beyaz! Gidiyor! Dursana çatlak! O kız kim? Oktay'ın dediği yüzbaşı kurtaran çoban kız başkan. Yüzbaşı da o halde bunu kurtarır. Bomba var! Ateş etsin! Şahin gelip babayı.
Yere dikkat edin hadi. Sen burada kalıyorsun tamam mı? Sen burada kalıyorsun abi. Hadi yürüyün. Bu askerlik ne zor iş böyle. Kendine gel aslanım. Kendini kaybettin. Sakin olmalısın. Bu ne tedbirsizlik ha? Ateşin üstüne atlıyorsun. Oğlum iyi misin sen? Komutanım, Cemal! Şerefsiz herif! Çilil dur, çilil dur! Oğlumun yerini biliyor komutanım. Oğlumu kurtarmam lazım, bırakın! Çilil, acele etme. Nasıl olacağız Allah'ın izniyle? Şimdi yapacağımız işler var. Cemal! Oğlumu alacağım lan! Şeref, şeref! Aslı, geri çekilin. Tamam, çekiliyoruz. Hadi. 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 Cemil, nasıl? Çözebildin mi? İki farklı bu bir tuzağı var komutanım. İkisi de aynı pille besleniyor. Üzerek bayağı bir karışık. Kolay gelsin. Avin, ne işin var burada? Bu görüntüler kaçmaz. Bu bomba patlarsa? Birlikte ölürüz. Ne yapalım? Yok komutanım yok. Vallahi bizi akıllı bulmaz ha. Celil. Hadi işimize bakalım. Belli ki biri pozitif. Hadi çek şunu bir. Hangi kabloyu keseceğinizi nereden biliyorsunuz? Biz hiçbir zaman bilmiyoruz. Allah'a sığınıp ya bismillah deyip çekeceğiz. Gerisi bahtımıza. Ay yapmayın. Vay be. İkimiz de yanılmışız komutanım. Pozitif olan kırmızıymış. Siz üçünüz de kampa dönün. Emredersiniz komutanım. Ben de sizle geleyim Yıldızlı. Olmaz abin. Sen doğru köye. Emredersiniz Yıldızlı. Hadi. Cilil. Şimdi gidip şu hadi. Cemal şerefsizini bulalım. Yeğenimi alalım ondan. Alalım komutanım. Alalım da oğlumu şöyle bir bağrıma basın. O çoban kız Tim'i üzerimize gönderdi. Operasyonu batırdı. O kızı yaşadığına pişman edeceksin. Kıza yüzbaşı sahip çıkıyor başkan. İşimiz zor. Kahrolan! Alt tarafa bakıp durmayın lan. Sungurlar üzerimize gelin. Hadi lan çıkıyoruz. Hadi! 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 Başkan. Hadi! Ya bu çoban kız Havin ya.
Sen ne yapıyorsun burada Şuvan? Başkanım. Başkanım. Bu kız o çoban kız işte. Bu resim ne arıyor sende bu he? Başkan. Havin benim beşik kertmem. Ben şimdi bırak sırası mı şimdi beş? Beşik kertmem mi diyorsun lan? He başkanım doğrudur. Eğer daha çıkmasaydım bu kızla evlenmiştim işte. Hazırlan şuan. Köye havine gidiyorsun. Daha git. Git. Bomba patladı patlayacak. Ben korkudan öldüm. Celil abi benim yıldızlı çok cesur. Şey Şahin neler yaptı? Ya o acayip ha. Böyle cinlenmiş gibi. Manyak mı, psikopat mı, kahraman mı anlayamadım. Tek başına teröristlerin arasına daldı. Dicle? Yoksa? Benimkisi hayal işte. Benimkisi de. Ama olsun. Hayal varsa hayat da var. Bu arada artık eve gitsem iyi olacak. Hadi sen de gel. Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim. Ne rahatsızlığı Allah aşkına? Hadi gel. Halim, acelen ne? Ya şu fotoğrafları bir an önce basmak istiyorum. Yani köylüyü içeride bırakmamak lazım. Abi, bak şu bana getirmişim. Çekilin yolumdan be. Beni tanımadın mı abi? Sen kimsin be? Kim olduğumu göreceksin sen abi. Nerede bu Dicle ya? Dicle! Allah aşkına bağırma Havin. Allah'ım yarabbim. Allah'ım bunun burada ne işi var? Öldürür beni görürse. Oğlumu bana vermeden cehenneme bile kaçamazlar. Şivan'dır abimiz. Senin beşik kertmendir. Beşik kertmesi mi? O nereden çıktı ya? Ana! Baba! Sen bebektin abi. Aileler bizi evlendirmek için söz kesmişler kısacası. Şivan senin kocan olacak abin kız. Şaka mı bu? Seninle evlenmeye geldim abi. Ne evlenmesi be? Ben beşik kertmesi midir, eşek tepmesi midir anlamam. Çıkın hadi gidin buradan. Ailelerimiz söz kesti. Sen benim karım olacaksın. Ana, baba, bir şey söylesenize ya. Kız istemiyor. Zorla güzellik olmaz. İşte bu olmadı şimdi.
Bizden söz çiğnenmez Seyit. Ne sözü be? Bana kundakta bebekken bu adamı gösterselerdi yine de evlenmeyi kabul etmezdim. Törenlerimizde alay etme. Tören ne diyorsa odur. Evlenmiyorum. Zorla mı? Kanun var, asker var, polis var. Asker bu işlere karışmaz güzel. Yok, eğer evlenmek istemiyorsan. Sözden dönmenin diyetini baban öder. Ne istiyorsun? Sürünü ver. Hayvanlar bizim nafakamız. İyi madem öyle, evini ver. Bak, ya evini vereceksin ya da diyeti. Yoksa kan dökülür bilirsin Seyit. Bu işin şakası. Bir saat içinde diyeti kahveye getireceğiz. Ya da evini. Bak kızım. Üzülme anne. Bize hiçbir şey yapamazlar. Arkamda Serdar Yüzbaşı var. Hem kim oluyor bu herif? Adı Ekrem Taş. Kod adı Şivan. Müebbet hapse mahkumdu. Cezaevinden firar etti. Azılı bir terörist. Sen nereden tanıyorsun bu herifi Dicle? Dayım o benim. İşte onu gördüm, o yüzden ortadan kayboldum. Beni gördüğü an öldürür. Dışarıdan her şeyi duydum. Bu adam manyağın teki. Hepiniz tehlikedesiniz. Havim, Serdar abiyi aramamız lazım. Anka 1, haberci arıyor acil. Burası beter bir yer. Şerefsizler mayın döşemiş olabilir. Dikkatli olun aslanlar. Gelin gelin. Bakalım piyango kime çıkacak? İçinizde en şanslınız kim bakalım bir? İyice kapat orayı. Kapat. Tamam başkan. Kapat oğlum. Şurası da yaprak koy. İyi koy. Emredersiniz başkan. Esker akşama anca gelir. O katil bir saat sonra para bekliyor bizi. Ya en doğrusu Serdar abiye haber vermek. Kampta uydu telefonu olacaktı. Sen de git abi. Kampta nöbetçiler vardır. Esker'in yanında güvende olur. Askerleri alır gelirim ben baba. Eskerler emir almadan bu işe karışmazlar kızım. Hem Şivan azılı bir teröristmiş. Ya eskerleri de şehit ederse? Ay Allah korusun seni. Serdar'a ulaşacağım. O gelir kurtarır bizi. Komutan bulamazsa ne edeceğiz Seyit? Allah, Allah'ım sen koru yarabbim. Seyit! Ne yapıyorsun Seyit? Kızımı koruyacağım.
O alçak seni öldürürseydi. Satalım sürü. İstediği parayı verelim. Kurtulalım bu beladan. Köyde kimde bu kadar para var canım? Birinde var da. Olmaz. O senin abinse. Benim abim yok. O beni istedi, ben sana vardım. Her şey geçmişte kaldı. Karışmaz. Kötü korktular ya Şivan. Şeytan azapta gerek. Bakalım ne edecekler. Ulan Dicle aynı. Yakaladım lan seni. Hadi. Ateş etsene. Şivan. Cemal Başkan'ın istediği bu değil. Hadi sakin ol. Ahmet. Cane. Kolay gelsin Ahmet. Buraya gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Paraya ihtiyacım var. Sürüyü sana satmak istiyorum. Hayırdır Cane? Oktay haini bir terörist çıkarttı ortaya. Biliyorum. Gördüm adam. Şu hapisten kaçan adam değil mi? Ekrem. Sözde havinin beşik kertmesiymiş. Ya kızı istiyor ya da diyet. Kızın komutanı kurtardı diye oluyor bunlar. Bu örgüt yanlısı Oktay hainiyle uğraşılmaz. Havini ver gitsin. Ne diyorsun sen Ahmet? Zalimin zulmüne boyun mu eğeceğiz? Bu adamlar bela. Huylarına gidin. Sen gittin de ne oldu Ahmet? Yıllarca örgüte hizmet ettin. Karın hamileyken hasta. O Oktay uğursuzu bir hastaneye bile götürmedi. Doğumda öldü gitti. Hasan'ı bıraktı geriye. Bak Hasan'a. O adamların eseri. Çok dikkat edin. Tamam Dicle başım. Geberteceğim. Şşş. Esker var. Olayı büyütmeyek. Önce çoban kızla işi bitirek. Hadi. Hadi. Durun!
Sakın kıpırdamayın. Mayın sende Aslı. Taşların arasına sıkıştırmış şerefsizler. Komutanım, bu iş kamayla çözülmez. Şşş, Timci kızı. Emsilerin! Aslı! Sakın ha, kıpırdam. Koruma ateşi! Aslıyla sıkıştıracağız komutanım. Şahin! Şahin ölmeden bırakın beni, çıkın buradan. Aslı saçmalama. Biz ne zaman arkada birini yüzüstü bıraktı kızım? Benim yüzümden de benim öleceksiniz burada. Gidin. Gidin dedim. Seni bırakmam. Komutanım. Aslı'yı kurtaracağım. Koruma ateşi. Yapma bunu Şahin. Buna mecbur değilsin. Bazı zamanlar insanı her şeye mecbur edersin. Ya Havin, şarjı bitmiş bunun. Serdar'a ulaşamıyoruz. İkimizin de durumu kötü. Ne yapacağız Dicle? Burada kalacağız. Esker varken bize bulaşamazlar. Of, peki benim anam babam ne yapacak? Havin! Parayı buldum kızım. Aa, parayı buldum. Ana! Kurtuldun kızım. Al kızım. İşte diyetin. Al ve defol buradan. Cümle alem görsün dursun. Benim bu teröristle işim olmaz. Ölürüm. Yine olmaz. Şifan. Şifan. Gel. Hele dur şu parayı bir sayar. Bu kız... belasını bulmalı. Ya bulacak, bulacak. E para da bizim karımız olacak. Komutanım, atla bağlarından çıkın. Allah, ne yapıyorsun lan sen?
Hadi çıkıyoruz. Aslı sakın korkma, tamam mı? Tamam Şahin. Senden yardım istiyorsun. Beni zelere etme ki senin adını her yere taşıyayım. Amca, çok büyük bir beladan kurtuldum. Allah razı olsun senden Ahmet. İnşallah bu para durdurur onları. Demek parayı Seyit'in abisi verdi. Hasan, nasılsın? Bana kitap getir abi. Olur Hasan, getiririm. Kolay gelsin amca. Güle güle kızım. Güle güle. Havin'le bu genç birbirlerine aşıktırlar ha. Ne diyorsun sen? Ahmet'in oğlu Hasan engellidir. O 5 yaşında çocuk gibidir Şıva. Vay be. Ben anlarım. Mutan hikaye yapmış bunlar. Bak böyle. Engelli bir çocukla yaşıyor bu kahpe. Büyük ahlaksızlıktır. Bu köy ayağa kalkar. Havini linç ederler. Ne diyorsun sen? İşte dediğimi anladın Oktay. Havine bu çamura atmak için sağlam bir şahit lazımdır. Sağlam şahit vardır. Havinin yaptığı bu ahlaksızlığın şahidi Hasan'ın babasıdır. Selamün aleyküm Ahmet. Aleyküm selam Oktay. Para verdin, üvey yeğenine sahip çıktın, he? Sayende evlenemedim Havin'le. Ne belayım ben, borç istediler. Ahmet, yıllardır abinle yengenle görüşmezsin. Bu parayı vermenin bir sebebi olmalı. Havin oğlun Hasan'ı seviyormuş, öyle mi? Tövbe tövbe. Kim uyduruyor bunlar? Haven oğlunla muten hikaye yapmış. Senin evinde buluşuyorlarmış. Allah korusun. Büyük iftiradır bu. Benim oğlum engelli. Bir çocuk gibidir o. Ya. Ne büyük ahlaksızlık bu değil mi? Hem... Bunun anası da yokmuş. Sana bir şey olursa bu çocuğa kim bakar? Hastaneye yatırırlar. Yok be. Daha çıkartırız biz bunu. Öyle yapmayın. Yazıktır, günahtır. Köyün önüne çıkıp Habi'nin bu çocuğa yaptığı ahlaksızlıkları anlatacaksın. Ya da seni geberteceğim. Oğlun benim olacak. Etmeyin. Günahtır. Ahmet. Bu yoldan çıkış yok. Ben köylüye anlatacağım Havi'nin köpazeliklerini. Sen de çıkıp doğrulayacaksın o kadar. Parayı verdik. O alçaktan kurtuldum. Allah'a şükürler olsun. Havin.
endişe etme Lidya. Serdar dönünceye kadar kamptan çıkma sen. Hadi anne. Hadi kızım. Siz onun ne yalan olduğunu bilmiyorsunuz. Semih kardeş. Semih kardeş. Buyur bacı. Bu köyde çok kötü şeyler olacak gibi geliyor bana. Köyden kaç gitti. Ne oldu amca? Bir çift yavrum vardı. Tomurcuk gülde. Nasıl ayrılayım gül yüzlü yârden. İşte böyle böyle. Deli gönül ister Allah ister yan deli gönül işte böyle böyle hal deli gönül ister Allah Allah ister yan deli gönül ister Allah ister yan deli gönül. Allah'ım çözecekler kızı. Komutana haber verelim Dicle bacı. Telsizler çekmiyor, uydu telefonu çalışmıyor, ulaşamıyorum. Ne tarafa gittiler? Esen daha doğru çıktılar. Ben gidip haber vereyim. Tamam. Görecek o gün. Ya köylü tamam işte. Ulan işte ayıp. Ne oldu? Ses versene. Ateşi kesin.
işte seni dinliyorum. Devam et. Serdar abi. Yetiş. Havini öldürecekler. Kim öldürecek Havini? Dicle cevap ver, seni dinliyorum. Komutanım sen çık. Ulan tam zamanı gidecek. Gerisini ben hallederim komutanım. Havin senin hayatını kurtardı. Hepimiz ona borçluyuz. Hadi çık komutanım. Aslı, doktor, hadi çıkıyoruz. Tamam abla. Hayırdır ağalar? Seyit, seni kızın Havin, kardeşinin oğlu Hasan'la muta nikahı kıymıştır. Allah korusun Oktay. Alçakça iftirayı kim attı bu çocuklara? Hasan benim kardeşim. Üstelik onun zekası çocuk gibi. Hainca bir iftira bu. İspatı vardır. Bu kız Hasan'la muta nikahı yapmıştır. İşte Hasan'ın babası. Doğru mudur Ahmet? Havin senin evinde Hasan'la buluşuyordu değil mi? Ben atölyedeyken Havin Hasan'ı eve götürürdü. Amca, bu nasıl bir iftira? Yalancı satılmış. Havinin kahveliği ispat edilmiştir. Kaç kızım, kaç. Kaç kızım artık. Durun, hadi. Durun. Açırmayın. Yapmayın. Durun, yazıktır, günahdır. Yapmayın. Cemal Başkan. Cemal Başkan. Cemal Başkan. Başkanım. Lan ne bakıyorsunuz lan? Timciler geliyor. Süper alın lan, süper alın. Tamam süper başkanım. Süper alın. Tamam hadi. Ateş edin lan. Ateş edin. Yaklaştırmayın şunları. İndirin şunları, indirin. Cemal. Geber diken lan seni. Oğlunu ver lan bana. Çakallık vardır. Geri çekilin. Açılın lan. Teslim oluyorum. Komutanım hayır. Sakin. Ulan parçalayacağım lan seni. Oğlunu yaşamasını istiyorsan açıl. Gülün. Şakam yok bilirsin. Sakın gelin deme hıdırım oğlunu. Sıkarım lan oğlunu. Sıkarım gebertirim oğlunu ha. Gelme. Şerefsiz. Kemal. Oğluma bir şey olursa parçalarım seni. Kemal.
Gelin.